TV ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz var. Tersim Bitkisel Ürün Sigortaları Grup Müdürlüğü'nden Müdür Yardımcısı Fevziye Kayili ve Tersim Hayvan Hayat Sigortaları Grup Müdürlüğü'nden kıdemli uzman Fatih Koca bizlerle olacak. Üretici ve yetiştirici hizmetleriyle ilgili özellikle üretici ve yetiştiricilerin merak ettiği konular üzerine konuşacağız süremiz yettiğince. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkürler. Evet, az önce de söylediğim gibi üretici ve yetiştiriciler üzerine konuşacağız bugün programımızda. Birçok konu başlığımız var aslında konuşacağımız. Ama dilerseniz öncesinde Tersim'i tanıyarak başlayalım. Bizlere Tersim'i kısaca anlatacak olursanız hangi alanlarda üretici ve yetiştiriciye hizmetler veriyor? Bunun çok kısa bir bilgisini alalım sizden. Tersim, tarım sigortaları havuzunun tarım sigortalarının genel bir adıdır. Tersim 2005 yılında kanunsal altyapısının tamamlanmasıyla birlikte 2006 yılında ilk poğaçasını keserek hayata devreye geçen bir sistemdir. Gönüllülük esasına dayalı bir sistem. Kar amacı gütmeyen bir sistem. Aynı zamanda amacı üretimin devamlılığını sağlayarak köyden kente göçün engellenmesi ve tarımsal ekonominin istikrarının sağlanmasıdır. Bununla birlikte Tersim Genel Müdürlüğü İstanbul'da bulunuyor. Türkiye'nin farklı noktalarında 12 bölge müdürlüğü ile birlikte şu anda faaliyetlerini sürdürüyor. Tersim'in çok geniş ürün portföyü içerisinde 7 alt branşa ayrılıyor. 7 alt branşta poğaça üretiliyor. Bunlar neler? Bitkisel ürün sigortaları branşı, sera sigortası, büyükbaş hayvan hayat sigortası, küçükbaş hayvan hayat sigortası, kümes hayvanları sigortası, arıcılık aralı kovan sigortası ve su ürünleri sigortası olmak üzere 7 alt başlığa ayrılıyor. Bunun içerisinde bitkisel ürün sigortaları alt başlığı içinde de ürün sigortası, ağaç fidan sigortası ve 2017 yılında teminat kapsamına alınan ilçe bazlı kuraklık birim sigortası olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Poliçe üretimine devam ediyor. Evet, aslında 7 farklı alanda poliçeler var ve hizmetlerinizi de süremizin ilerleyen dakikalarında detaylandıracağız. Fatih Bey sizden de dinleyelim. Çok kısa Tersim'i sizden de tanıyalım. Tabii ki Fevziye Hanım'ın söylediklerine katılıyorum. 2005 yılında 5363 sayılı kanunla kuruldu. 2006 yılında ilk poliçe, Haziran ayından sonra ilk poliçesini keserek devam etti. Şu an iyi bir noktada Tersim, geldiğimiz noktada. Hayvan hayat olarak zaten biz 5 branşta sigortalama yapıyoruz. Fevziye Hanım da isimlerini saydı. Evet. Birazdan detaylıca anlatmış olacağız onları da. Özellikle Bursa iline özgü olanları, Bursa'da daha çok üretim yaptığımız alanlar üzerinde de yine konuşuruz. Evet. Şimdi aslında devletin de üreticilere, yetiştiricilere sağladığı bir katkı var aslında. Ne kadar bir prim desteği veriyor devlet üreticilere, yetiştiricilere? Bunun da bilgisini alalım sizden. Devletin en az %50 prim desteği var. Dolu paketi içerisinde %50 prim desteği sağlıyor. Don paketi içerisinde %67 ve ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında da yine %60 prim desteği var. Sera sigortası ve hayvan hayat sigortaları branşında da yine %50 prim desteği var. Devletin prim desteğinin yanında poliçeler de belli bazı indirimler de uygulanıyor. Prim indirimleri uygulanıyor. Bunlar belli sürelerde hasar almadığı dönemlerde arka arkaya poğaça yapılan alanlarla ilgili hasarsızlık indirimi, genç çiftçi indirimi, kadın çiftçi indirimi ve çeşitli koruma unsurlarının bulunduğu alanlarla ilgili bu unsurlara bağlı olan indirimler poğaça primine yansıtılıyor. Aslında köyden kente göçü engellemek adına da devletin de birçok katkısı var bu yönde. Şunu da soralım, tarım sigortası yaptırmak için ön koşul nelerdir? Kimler bu hizmetlerden yararlanabiliyor?
Tarım sigortası yaptırmak için ön koşul Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kayıt sistemlerine kayıtlı olması gerekiyor üreticilerin. Bu sistemler nelerdir? Bitkisel ürün tarafında ÇKS dediğimiz çiftçi kayıt sistemi, sera sigortasında ÖKS dediğimiz orta altı kayıt sistemi ve hayvan hayat branşında kayıt dediğimiz bakanlık kaydı var. Yine aynı şekilde sigortalanacak olan işletmelerin veyahut da yetiştiricilerin bakanlık sistemlerine kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir. Akabinde zaten herhangi bir sigorta şirketine, yani bizim Tarsim poliçesi düzenlemeye yetkili olan sigorta acentelerine giderek Tarsim poliçelerini düzenlettirebilirler. Hali hazırda 23 adet sigorta şirketi Tarsim poliçesi düzenlemeye yetkilendirilmiştir. Peki bitkisel ürünler istenildiği zaman sigortalanabilir mi peki? Sigortalanabilir. Yalnız şöyle bir koşulla sigortalanabilir. Don teminatı almak istiyorsa sistemde tanımlı ilk ve son kabul tarihleri bulunuyor. Bu ilk ve son kabul tarihleri ürünlerin bulunduğu lokasyon, yani il, ilçe, ürünün çeşidi, cinsi, buna bağlı olarak İlk ve son kabul tarihleri belirleniyor. Bunların hepsi sistemde ilan ediliyor Tarsim ana sayfasında. Bu arada düzenlenen poliçeler don teminatını doğrudan alabiliyor ve poliçe doğrudan düzenlenebiliyor. Bu tarihler sonrasında poliçe düzenlenmek istenirse tekrar poliçe düzenlenebilir. Fakat önce bir eksper kontrolü yapılıyor ve don teminatını satın alamıyor orada üreticiler. Sadece dolu paketi üzerinden sigorta yaptırabiliyorlar. Bunların dışında sera sigortasında, yine hayvan hayat branşına ait sigortalarda ve ağaç fidan sigortalarında istediği zaman böyle bir sınırlama yok. İlk ve son kabul tarihi sınırlaması yok. İstedikleri zaman yıl içerisinde Fatih Bey'in de söylediği gibi acentelere başvurmaları durumunda poliçe düzenleyebilirler, düzenletebilirler. Evet, şimdi aslında bazı kabul tarihlerinden bahsettiniz ama Bursa'da da öne çıkan birçok ürün var aslında. Armut, şeftali ve zeytini bunlar arasında sayabiliriz. Peki bunlar için bir kabul tarihi var mı, yoksa seracılıkta bahsettiğiniz gibi herhangi bir tarih dışında da sigortalanabiliyor mu bu ürünlerde? Bunlarda bir tarih var. En önce çiçek açan şeftali ürününden başlarsak 14 ve 28 Şubat tarihleri son kabul tarihidir şeftalide. Bu tarihten sonra dolu paketine dair poliçe düzenlenebilir. Armut'ta yine 28 Şubat 14 Mart biliyorsunuz Bursa yöresinde Deveci ve Santa Maria iki farklı çeşit üzerinden daha çok üreticilik yapılır. Bu iki çeşite ait son kabul tarihleridir aslında. Zeytin yine Bursa'nın önemli ürünlerinden bir tanesi olan zeytin. Temmuz ayının 14'ü zeytin için son kabul tarihinin ilan edildiği son gündür. Peki bu primler üreticilerin ödeyebileceği bir düzeyde mi? Primler üreticilerin ödeyebileceği düzeyde. Az önce de söylediğim gibi bazı indirimler yapılıyor bundan. Bu primler üzerinde. Özellikle Bursa bölgesindeki bu 3 ürüne, az önce saydığım 3 ürüne prim bazında bakacak olursak, bir dekar armut bahçesi örneğin 3 ton elde edilen, 3 ton ürün elde edilen bir armut bahçesi için 6.000 TL'lik sigorta bedeli oluşurken, burada sigortalının ödeyeceği don prim tutarı 523 TL iken, dolu prim tutarı ise 253 TL olmakta. Şeftali için yine bir dekar alandan elde edilen ürün miktarı 2420 kilogram ürünle poliçeye yaptırmak isterse sigortalı, buradaki toplam sigorta bedeli 3388 TL iken, ödeyeceği prim tutarı eğer don teminatını satın almışsa 302 TL, sadece dolu paket üzerinden sigortalatıyorsa 135 TL'dir. Zeytin ürününden yine aynı şekilde bir dekarlık alanda elde edeceği bir ton ürün üzerinden sigorta yaptırmak isterse 2000 TL'lik bir sigorta bedeline karşılık don teminatını satın aldığında 32 TL, sadece dolu paketine
poliçeyi düzenlettiğinde de 21 TL gibi ciddi arada farklar olan evet. bir prim ödemesi çıkacaktır. Evet, aslında sizden buyurun. Pardon, şurada evet. şey ekleyebilirim ben. Zaten bu primlerin yarısını devlet destekli demiştik. Yani evet, programımızın başında da evet, için, evet bunu vurgulamıştık. Hayvan hayat için söylüyorum, %50'si devlet desteği olarak karşılanmakta. Şimdi bizdeki, Tarsim'deki daha doğrusu sigortalılık oranı arttıkça aslında prim fiyatlarımız daha da aşağı inecek. Ve yani sigortalanabilirlik özelliği daha da artmış olacak. Evet. Keza ben de Fevziye Hanım gibi hayvan hayat için örnek verebilirim. Örneğin biz büyük bağışlarda ve küçük bağışlarda geniş kapsamlı ve dar kapsamlı poliçeler yapıyoruz. Dar kapsamlı poliçelerde hastalık teminatı yok ve fiyatı çok ucuz. Bunda da işte fırtına, hortum, yangın, heyelan, işte zehirlenme, elektrik çarpması gibi teminatlar var. Hastalık yok. Geniş kapsamlı ise bunlara ek olarak hastalık var. Ve 5996 sayılı kanuna göre ihbarı mecburu olup da devletin tazminat ödemediği hastalıkları yine biz kapsamış oluyoruz geniş kapsamlı tarifede. Geniş kapsamlı tarifeye örnek verecek olursak 10 bin lira sigorta bedeli olan bir inek için vatandaş 475 TL gibi bir tutar ödeyecek. Dar kapsamda olursa 37,5 lira gibi cüzi bir miktar ödeyerek hayvanlarını bir senelik teminat altına almış olacak, güvence altına almış olacak. Küçük başlarda da keza geniş kapsamda dişi hayvanlar için 34,5 TL öderken dar kapsamda 2,5 TL, erkek hayvanlar içinse 32,5 TL öderken yine dar kapsamda 2,5 TL oluyor. Yani erkek hayvanlar dişi hayvanlara göre bir tık daha ucuz. Bunun da sebebi dişi hayvanlarda yavru atma teminatının olması. Bu bölgeye özgü kümes hayvanları da oldukça yoğun. Tabii sigortaları da var. Burada da broiler örnek vermek istiyorum. İşte 10 bin adet broiler olan bir işletme 10 TL bedelle geniş kapsamda 225 TL, dar kapsamda ise yine 10 bin adet 10 TL birim bedelle 425 TL ödeyerek sigorta teminatı alabilmekte. Tabii yine burada da aslında devletin bir desteği söz konusu. Tabii ki, tabii ki. %50 olarak devletin desteği şimdi var. Aslında Fevziye Hanım'dan özellikle aslında Bursa'daki ürünlerin, şeftali, armut, zeytin gibi ürünlerin nasıl sigortalanacağını dinledik. Sizde de hayvan hayat sigortalarına dair aslında yetiştiricilerin ne kadar prim ödeyeceğinin bilgisini aldık. Evet. Peki şunu da soralım. Sigorta yaptırılırken üretici ve yetiştiricilerin nelere dikkat etmesi gerekiyor, neleri göz önünde bulundurması gerekiyor? Özellikle bitkisel ürün sigortaları bazından baktığımızda ÇKS kayıtlarının güncel olması gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi ya da ÖKS kayıtlarının güncel olması gerekiyor. Bununla birlikte ÇKS ve ÖKS sistemine entegre bir çalışma metodu var Tersim'in. Bilgiler buradan gelirken, alana ait bilgiler buradan gelirken üretim alanı içerisindeki ağaç sayısı, ağacın birim verim değeri, birim fiyatı, hasat tarihi gibi bilgiler üreticiler tarafından veriliyor. Bu bilgilerin doğru bir şekilde verilmesi gerekiyor. Eğer burada eksik ya da yanlış verilen bir bilgi olursa poliçe eksik ya da yanlış oluşmuş oluyor. Dolayısıyla herhangi bir hasar anında beklenen tazminat ödemesi gerçekleştirilemiyor. Bunun dışında ürün sebze ya da tarla ürünü ise yine bir dekar alandan alınabilecek verim değeri ve ürün çeşidi aynı zamanda birim fiyat değerlerinin doğru düzgün bir şekilde verilmesi gerekiyor. Poliçe oluşturulduktan sonra da poliçe başvurusu yapıldıktan sonra da oluşan ön bilgi formunun mutlaka üreticiler tarafından teslim alınması ve bilgilerinin kontrol edilmesi gerekiyor. O bilgilerde bir eksiklik, hata varsa düzelttirilmesi gerekiyor. Bunun sonrasında da poliçelerin yine sigorta acentelerinden teslim alınarak poliçelerin arkasında yazan bilgilerin dikkatli bir şekilde okunması. Çünkü o bilgiler içerisinde satın aldığı teminatlar, hangi hasarlar teminat dahilinde, riskler ya da teminat dahilinde, hangileri teminat dahilinde değil gibi konuları dikkatlice irdelemesi, muafiyet ve müşterek oranların miktarının irdelenmesi gibi konuların okunarak bilgi sahibi olunması. Bunun dışında da kendilerinin
takıldığı her noktada ya da sormak istedikleri her şeyi acentelerine başvurarak öğrenmeleri gerekiyor. Özellikle. Fatih Bey, size de soralım. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Üretici ve yetiştiriciler nelere dikkat etmeliler bu konuda? Tabii Fevziye Hanım'ın söyledikleriyle aslında paralel bizimki de. Yani bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olması ve kayıtlarının güncel olması gerekiyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda özellikle kulak küpelerinin takılı olmasını istiyoruz. O zaten kimliğidir bir hayvanın, evet, kulak küpesi. Bakanlık nezdinde takılmış ve muhakkak kayıtlı olmuş olması gerekiyor. Burada aslında yetiştiricilerin yapması gereken şey kayıt yaptırdıktan ve sigorta yaptırdıktan sonra bilgilendirme formunu ve poliçelerini almaları Fevziye Hanım'ın söylediği gibi. Çünkü poliçe üzerinde neler teminatta, neler teminatta değil, evet, müşterek sigorta nedir, muafiyet nedir gibi bir takım açıklamalar var. Burada tabii süremiz yetmiyor bunların hepsini, evet, açıklamaya ama muhakkak yani poliçelerini alıp okumaları gerekiyor. Ki tarsimin üzerine düşen yükümlülük nedir, olası bir hasar durumunda, sigortanın üzerine düşen yükümlülük nedir, ne yapması gerekir, nasıl ihbar etmesi gerekir gibi bu konuların hepsi aslında poliçelerin ekinde yazıyor. Evet, aslında söylediğiniz gibi öncelikle üretici ve yetiştiricilerin poliçeleri okuyup önce bilgi sahibi olmaları, evet, lazım. Hangi durumlarda, hangi hasarlarda neler teminata dahil oluyor, bu konularda bilgi sahibi olması gerekiyor. Elbette. Şunu da soralım, tabii sizin de söylediğiniz gibi bütün maddeleri sıralamak mümkün değil süremiz boyunca ama üretici ve yetiştiriciler bir hasar anında ne yapmalıdır? Bunun bilgisini alalım sizden. Bizde Hayvan Hayat'ta 24 saat 7/24 çalışan bir çağrı merkezimiz var. Numarasını da paylaşabilirim. 0850-250-8277. Buradan 24 saat hasar ihbarında bulunabilirler. Poliçe numarası veya küpe numarası, poliçe ve küpe numarasıyla, poliçeleri yoksa bile TC kimlik numaralarıyla hasar ihbarı oluşturabilirler. Son yıllarda yapmış olduğumuz Tarsim mobil uygulaması üzerinden de çağrı merkezini aramaksızın mobil uygulama üzerinden de kendi hasar ihbarlarını bulunabilir vatandaşlar. Bazı büyük işletmelerde yine web servisi kullanarak web sayfası üzerinden hasar ihbarı oluşturabiliyorlar. Sizin eklemek istedikleriniz var mı üreticiler anlamında? Aynı şekilde hasar ihbarları aynı şekilde bizim de bitkisel üründe de aynı şekilde yapılıyor. Bunun dışında ana ekranda bulunan poliçe sorgulama ekranında poliçe numarası yazılarak hasar ihbarları yapılabilir. Ve acentelerine başvurarak hasar ihbarlarını açtırabilirler. Hasar kaydı açtırmaları önemli. Herhangi bir risk sonrasında, meydana gelen risk sonrasında hasar kaydı açtırmaları çok önemli. Peki şunu soralım. Hasar kaydı oluşturuldu, hasar dosyası oluşturuldu. Bunları kimler inceliyor ve nasıl sonuçlanıyor? Hasar kaydı oluşturulduktan sonra eksperler görevlendiriliyor. Eksperler bu konuyla ilgili yeterli eğitimi almış ziraat mühendisi ve veteriner hekimlerden oluşuyor. Ve bu konuyla ilgili belgelere sahip kişilerdir. Eksperler sahaya gittiklerinde tarafsız, bağımsız bir şekilde hasarın tespitini yaparak raporu sisteme gönderiyorlar. Sistem üzerinden raporlar tekrar genel merkezce inceleniyor. Genel merkezde bulunan uzmanlar tarafından incelenip hasar tazminatları hesaplanıyor. Hesaplanan hasar tazminatları bitkisel ürünlerde poliçe son hasat tarihinden bir ay sonrası ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu tabii %100 hasar almış dosyalar ya da yeniden ekim dikim kararı alınmış dosyalar için geçerli değil. Onların hasarları hemen hesaplanıyor. Bununla birlikte hayvan hayat branşına ait poliçelerde ağaç fidan sigortasında ve sera sigortasında poliçe bitiş tarihi beklenmeden tazminatları hesaplanarak bir ay içerisinde eksper tespitinden sonraki bir ay içerisinde ödemeleri gerçekleştiriliyor. Evet, aslında Fevziye Hanım'dan da bilgisini aldık ama hayvan hayat sigortasından yine ele alacak olursak tazminatlar ne zaman ödeniyor? Üretici ve yetiştiriciler tazminatlarını nasıl alıyorlar? Bir de bunun bilgisini tabii sizden ki alalım. Şimdi Fevziye Hanım'ın aktardığı gibi eksper arkadaşlar tespitlerini yapıp sisteme gönderdikten sonra tersindeki uzman kişiler prim desteğinin Cumhurbaşkanlığı kararına göre ve tarife talimatlar ve genel şartlara göre uzman arkadaşlar bu dosyayı değerlendirip buna göre sonuçlandırıyorlar. Tabii ki bizim vermiş olduğumuz teminatlara göre dosyaların belgeler istiyoruz bazı dosyalarda. Özellikle zorunlu kesim, hasta hayvanın kesime sevk edildikten sonra istediğimiz bir takım evraklar var. İşte faturadır, mezba kesim raporudur gibi. Bir de haybis düşün belgesi muhakkak kayıtlı olan yerden düşülmesi gerekiyor. Bu belgelere ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde ödeme yapıyoruz. Tabii ki belge geliş süreleri uzarsa bu sürede uzayabiliyor.
Üreticiler çıkan tazminatları nasıl alıyor derseniz, Ziraat Bankası'nda eğer hesapları varsa doğrudan hesaplarına gidip ve kendilerine de SMS gidiyor. Havale yöntemiyle hesaplarına gider ve SMS ile bildirilir. Ziraat Bankası'nda da hesabı yoksa Türkiye'nin herhangi bir ilinde veya ilçesinde bulunan Ziraat Bankası'na giderek TC kimlik numarasını ibraz ederek tazminatlarını alabiliyorlar. Evet, şunu da soralım. Aslında poliçeleri ve hizmetleri, hatta tazminat ödemelerini sizinle beraber konuştuk. Bunun bilgisini aldık ama tarımda sigorta neden önemli? Üreticinin sigorta konusunda bilinçlendirmesi için neler yapılmalı? Üreticilerin sigorta konusunda bilinçlendirilmeleri önemli. Üretimin devamının sağlanması için önemli. Tarım ekonomisinin standardının sağlanması için önemli. Sigorta yaptırmaları, hasar olmadan önce sigorta yaptırmaları gelirin devamlılığını sağlıyor. Üreticiler elde ettikleri verimin herhangi bir hasar sonrasında ellerinden gitmesiyle birlikte tarım tarafından karşılanması onlar için bir yaranın sarılması anlamına geliyor. Oradaki eksiğin kapatılması anlamına geliyor. Böyle bir sistem içerisine dahil olmadıklarında ya da işte poliçe yaptırmadıklarında herhangi bir doğal afet sonrası bir yıl bakarak, besleyerek büyüttükleri ürünleri, ağaçları, ağaçların üstündeki meyveleri, sebzeleri ya da hayvanları kayıp oluyor ve oradaki kayıp onların ekonomisini ciddi anlamda etkiliyor. Peki Fatih Bey, sizden de bilgisini şeyi alalım. Şeyi söyleyebiliriz belki İrem Hanım. Şimdi HAYBİS'e kayıtlı olan, yani bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olan işletmelerin yaklaşık %8'i sigortalı henüz. Evet. Dolayısıyla bu prim fiyatları hem bundan sebep böyle. Belki bu %20'lere çıktığında hem prim fiyatı düşecektir. Bir de şu var. Türkiye'deki hayvancılık yapan işletmelerin %80'i 20 baş ve altında işletmeler. 20 baş hayvandan bir tanesinin ölmesi demek o vatandaşın belki bir senelik emeğinin karşılığı demek. Dolayısıyla tarsim sigortasını yaptırarak, öncesinde hasar olmadan önce yaptırarak bu riski egale edebilirler. Yani en azından faaliyetine devam edebilir veyahut da bir senelik o kazancını yerine koyabilir, yerine koymaya çalışabilir. Biz bunların yanında il ilçe müdürlükleri, Tarım ve Orman Bakanlığı il ilçe müdürlükleri ile beraber bölge müdürlüklerimiz köy köy gezerek, kahvehane kahvehane gezerek bilgilendirmeler yapıyorlar. Aynı şekilde dijital mecraları da kullanarak doğal afetlerin yaygınlığını ve verebilecekleri zararları anlatarak aslında bu sistemin ne kadar gerekli olduğunu aktarıyoruz. Yani birçok alanda bunu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. 10 yılda da epey bir yol kat ettik aslında. Kat etmeye de devam ediyoruz. Umarız daha da başarılı oluruz. Daha da artar. Sigorta bilinci artar. Evet. Ve böylelikle hasar olmadan sigorta yaptırmaya devam eder üreticiler. Evet, aslında sizin de söylediğiniz gibi kayıpların önlenmesi için elbette sigorta çok önemli ve tabii ki de öncelikle bilinçlendirmek çok önemli. Peki sizlerden rica etsem 2019 yılını Türkiye genelinde nasıl değerlendirirsiniz? 2019 yılı Türkiye'nin hemen hemen doğusundan batısına her ilinde hasarın yaşandığı bir yıl oldu. Evet. Farklı nedenlerle olsa da genel anlamda hasarlı bir yıl geçirdik. 2019'un başında Antalya ilinde hortum ve fırtına hasarlarıyla geçirdik. Daha sonra aşırı yağışlarla, çok fazla yağan yağmurlarla birlikte Adana, Mersin, Hatay illerinde, İzmir ilinde sel ve su baskını hasarları yaşandı ki bu hasarlarla ilgili maalesef ki can kayıpları dahi yaşandı. Bundan sonraki dönemde dolu hasarları meydana geldi. Haziran ayında özellikle ciddi dolu hasarları meydana geldi. Türkiye'nin pek çok ilinde dolu hasarları oluştu. Ankara, Eskişehir, Kırklareli, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri hemen hemen her ilinde hasar meydana geldi. Tabii kıştan çıktığımız ilk dönemlerde don hasarlarıyla karşılaştık. Özellikle üzüm ve kayısı, kritik ekonomik ürünlerimizden olan üzüm ve kayısı da don hasarlarını yaşadık. Tabii Manisa bölgesi ve Malatya bölgesinde. Bu anlamda 371 bin hasar ihbar kaydı
düştü Tarsim'in ekranlarına. Bunların değerlendirilmesi sonucu, ekspert tespitleri daha sonrasında hasar dosya değerlendirmelerinin sonucunda da 1.3 milyon TL tazminat ödemesi gerçekleştirildi 2019 yılında. Peki Bursa'ya baktığımızda durum neydi? Bursa'da da 37 bin civarında olan poliçenin 8 bin adedi üzerinden hasar ihbar kayıt girişi yapıldı. Bursa'da da genelde sel su baskını hasarları, özellikle Karacabey ve Kemalpaşa Ovası'nda yaşanan sel su baskını hasarları, Bursa bölgesine bağlı Sakarya ilinde Fındık'ta yaşanan heyelan hasarları, yine don hasarları, Nisan aylarında meydana gelen şeftali ve armutta don hasarları ciddi anlamda etkilenmeye sebep oldu 2019 yılında. Evet, Fevziye Hanım'dan aslında hem Türkiye genelinde hem de Bursa özelinde 2019 yılının değerlendirmesini aldık. Sizler neler söylersiniz tabii, Fatih Bey? 2019 yılı aslında doğan afetler açısından biraz fazlaca yaşandı ama tabii de çoğunlukla bitkiseli etkileyen bir konu oluyor bu. Bizim de Tarsim olarak lokomotifimiz aslında bitkisel. Hayvan hayatta baktığımızda büyükbaş ve küçükbaş bizim lokomotifimiz. Bunlar götürüyor. Ben kısaca bir takım istatistik bilgiler verebilirim size. Tabii. 2019 yılında 1.8 milyona aşkın arılı kovan sigortalandı genel olarak Türkiye genelinde. 5.1 milyon küçükbaş ve büyükbaş hayvan sigortası yapıldı. Bursa'ya geldiğimizde 65 bin üzerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortalandı. 14 bin civarında arılı kovan ve 1.3 milyon kanatlı hayvan sigortası yapılmış oldu. Toplam üreticilere de 40 milyona yakın hasar tazminatı ödenmiş oldu Bursa'da. Zaten 8 bine yakın da hasar ihbarı gelmişti Fevziye Hanım'ın söylediği gibi. Büyükbaş hayvanlardan örnek verecek olursam, büyükbaş hayvanlarda 4010, küçükbaş hayvanlarda 878 ve 9 adet de arıdan hasarımız gelmiş. Bu şekilde hayvan hayatta dediğim gibi buraya ek olarak Bursa'ya büyükbaş ve küçükbaş ek olarak bir de kümes hayvanları yaygın bir şekilde burada sigorta yapılıyor. Evet, artık yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz. Buradan bizleri izleyen üreticilere ve yetiştiricilere mesajlarınız neler olur? Benim sormayı unuttum. Sizlerin eklemek istedikleri varsa onları alalım. Aynı zamanda Tarsim'e de nasıl ulaşabilir izleyicilerimiz? Bunun bilgisini alalım sizden. İletişim bilgilerini Fatih Bey versin. Ben son olarak şöyle söyleyeyim. Hasar olduğu zaman tarım sigortalarının akla geliyor olmaması gerekiyor. Hasar olmadan önce poliçe yaptırıp ya da ürününü teminat altına aldırıp herhangi bir hasar durumunda da faydalanması gerekiyor üreticilerimizin. O yüzden geç kalmamaları gerekiyor poliçe tanzimi yaptırırken. Evet Fatih Bey, sizin üreticilere ve yetiştiricilere son mesajlarınız neler olur ve iletişim bilgilerini de alalım tabii sizden. Tabii ki iletişim bilgilerini de ileteceğim. İlk önce ben aslında söyleyemedik zaman kısıtlı olduğu için. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda geniş kapsamlı ve dar kapsamlı teminatlarımız var demiştim. Bunlara ek olarak istenildiği takdirde ağırlık belgesine sahipse ve tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla şap teminatı verebiliyoruz. Şap hastalığı teminatı verebiliyoruz. Tabii ki bu Marmara bölgesinde Avrupa yakası ve Çanakkale'nin Avrupa yakasını son kapsamıyor. Son dönemde de herhalde Kemalpaşa bölgesinde rastlanıldı herhalde. Evet, Türkiye'de yeni yaygınlaşmaya başladı. Kış aylarında özellikle tekrar şap görülebiliyor ama ağırlık belgesine sahip olması lazım bunu alabilmesi için hem büyükbaşta hem küçükbaşta. Bunun haricinde bir de hırsızlık teminatı var. Kısaca böyle geçirelim o zaman süremiz yetmiyor. Ben iletişim bilgileri vereyim. Yine çağrı merkezi numaramızı, faks numaramızı ve Bursa burada bulunan bölge müdürlüğümüzün numarasını paylaşayım. Üreticilerimiz isterse oraya da irtibat sağlayabilirler. Fevziye Hanım'ın dediği gibi mağduriyetleri önlemek için hasardan önce muhakkak sigorta yaptırmak gerekiyor. Yani bir gelir kapısı değil Tarsim ama en azından ürünlerini teminat altına alıp olası bir kayıpta yerine koyabileceklerini bilmeleri gerekiyor. Sistem bu şekilde. Çağrı merkezi numaramız 0850 250 82 77. Faks numaramız 0216 322 çift 093. Bir de Bursa Bölge Müdürlüğümüzün numarasını vereyim. 0224 211 05 91 ve 92. Buradan bizimle irtibat kurabilirler. İzledikleri için teşekkür ediyorum. Umarım bilgilendirme yapabilmişizdir. Daha detaylı bilgileri ve online prim hesaplamayı ana sayfamızdan da erişebilirler. Oradan da bizim belki söyleyemediğimiz şeyleri ulaşma imkanları var. Sigortaların, üreticilerin diyelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Üreticileri ve yetiştiricileri sizlerin aracılığıyla bilgilendirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, Satırbaşı programını bugünlük burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.